Şimdi konumuz yay dalgaları. Öncelikli olarak temel dalgalarla ilgili ifadelerimizden bahsedelim. Dalga bizim için nedir? Sarsıntı veya titreşim hareketinin bir ortam aracılığıyla iletilmesidir diyebiliriz. Atma kısa süreli dalgalardır. Eline dalga, ortamın hareket doğrultusu ile yayılma doğrultusunun dik olduğu dalgalardır. Boyuna dalga, Ortamın hareket doğrultusu ve yayılma doğrultusunun paralel olduğu dalgalardır diyebiliyoruz. Mekanik dalgalar ilerleyebilmek için ortama ihtiyaç duyan dalgalardır. Yani titreşimlerin çeşitli ortamlarla ilerlemesi ile oluşan dalgalardır diyebiliyorum. Elektromanyetik dalga ilerleyebilmek için herhangi bir ortama ihtiyaç duymayan dalgalardır diyebiliriz. Dalga boyu nedir? Dalga boyu ardı ardına gelen iki dalga tepesi ya da dalga çukuru arasındaki uzaklıktır. Ya da ne diyebiliriz? Bir tam dalganın oluşabilmesi için gerekli olan mesafedir de diyebiliyoruz. Genlik, atmanın denge noktası olan maksimum yüksekliğidir. Kaynağın ortama aktardığı enerji veya ortam özelliğiyle değişebilir. Genişlik atmanın hareket doğrultusundaki en geniş yerinin uzaklığına denir, dalganın oluşturulma süresiyle veya yayılma hızıyla orantılıdır diyebiliyoruz. Periyot tam bir dalganın oluşum süresidir, frekans ise saniyede oluşturulan dalga sayısıdır diyebiliyoruz arkadaşlar. Ve aynı zamanda periyotla frekans arasında bir bağıntımız vardı. Periyot çarpı frekans değerimiz 1'e eşittir. Yani buradan da periyot eşittir 1 bölü f kadardır da diyebiliyoruz. Enine dalgalar. Enine dalgalar bizim için neydi? İlerleme doğrultusuyla hareket yönü birbirine dik olan dalgalardı. Ve burada da dikkat edersek ilerleme doğrultumuzu verilmiş ve titreşim yönlerimiz buradaki ilerleme yönüne dik bir doğrultudadır diyebiliyorum. Boyuna dalgalarda ise ilerleme yönü ile titreşim yönünün birbirine paralel olduğu dalgalardı. Ve dikkat edersek ilerleme yönümüzde yine titreşim yönümüzün birbirine paralel bir konumda olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi enine dalgalarda genlik. Genlik bizim için neydi arkadaşlar? Denge noktasına olan maksimum yükseklik veya maksimum alçalma miktarıdır diyebiliyorum. Yani genlik değerini yazarken şuradaki mesafe olarak alacağız. Ve buraya genliktir diyebiliyorum. Denge noktasına olan maksimum yükseklik veya denge noktasına olan maksimum alçaklıktır diyebiliriz. Peki boyuna dalgalarda genlikten bahsederken Buradaki sıkışma miktarı veya buradaki gerilme miktarı bize neyi verecektir arkadaşlar? Yine genlik değerini verecektir diyebiliyoruz. Buradaki R değeri olarak ifade ettiğimi söyleyebilirim genlik değerimiz için. Burada boyuna dalgalarda eğer dalga boyunu göstermemiz gerekirse dalga boyu da iki sıkışma miktarı arasındaki mesafe veya iki gerilme arasındaki mesafe kadardır da diyebiliriz. Peki burada yine enine dalgalarımız var ve enne dalgalarda dalga boyu bize verilmiş. Arka arkaya gelen ardışık iki dalga mesafe bize neyi veriyordu? Lambda dalga boyunu veriyordu. Ya da ardışık gelen iki dalga çukuru arasındaki mesafe yine bize lambda dalga boyunu verecektir diyebilirim. Ya da başka bir de işte tam bir dalganın oluşması için gerekli olan mesafe yani dalganın kendini tekrar etmeye başladığı mesafe aralığı yine bize lambda dalga boyunu verecektir diyebiliyorum. Ve arkadaşlar lambda'yı yazarken x eşittir alınan yol hız çarpı geçen zamandı. O zaman bizim buradaki aldığımız yol değeri lambda eşittir v çarpı periyottur diyebilirim. Ya da periyot yerine ne yazabiliyorduk? 1 bölü f. Yani lambda eşittir v bölü f kadardır diyebilirim. Buradaki hız dediğimiz değer ortama bağlıdır. Ortama bağlı. Ortam değişmediği sürece buradaki hız değerimizde herhangi bir değişiklik olmadı. F dediğimiz frekans değeri ise kaynağa bağlıdır diyebiliyorum. Ve buradaki lambda artık bizim için dengeleyicidir. Ne demek istiyorum? Buradaki hız arttıkça frekans değişmez. Değişen şey nedir? Dalga boyudur. Yani dalga boyunun da artması gerektiğini söyleyebilirim. Ya da frekans arttıkça buradaki hız değeri değişmez. Değişen değer yine nedir? Lambda dalga boyudur. Dalga boyunda bu sefer azalması gerektiğini söyleyebiliyoruz. <laughs>